Hazırlık çalışmaları 1. Çevrenizdeki gözlük, protez, tekerlekli sandalye kullanan kişileri gözlemleyiniz. Bu kişilerin yaşadıkları zorluklar neler olabilir? Bu zorluklarla ilgili gazete haberlerini sınıfınızda paylaşınız. Anneannem felçli olduğu için tekerlekli sandalye kullanıyor. Yürüyemediği için başkalarının yardımı olmadan bir yerden bir yere gidemiyor. Hayat anneannem için çok zor. Bir insanın kendi başına yürüyememesi çok kötü bir durum. Annem ve babam anneanneme yardım ediyorlar. Ne zaman isterse onu dışarı çıkarıyorlar. Ama bazı kaldırımlarda engelli rampası olmadığı için zorlanıyorlar. Hürriyet gazetesinin bir haberini paylaşalım. Bakan Vuraloğlu açıkladı. Engelli vatandaşların tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, herkes için hareketlilik adıyla bir mobil uygulamayı tamamlamak üzere olduklarını belirterek, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan bu uygulamamızla diye haber devam ediyor. 2. Dinleyeceğiniz metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Metnin konusu kuzularını otlatan mutlu bir çobanın hikayesi olabilir. Metni dikkatinizi yoğunlaştırarak dinleyiniz. Bir ilkbahar akşamı çoban ve sürüsü mor tepeli dağdaki otlaklardan döndüler. Gün boyu otlayan sürü biraz yorulmuştu. Yamaçtaki zeytinlikte dinlenirken dişi keçilerden biri yavrulamıştı. O akşamüstü dönüş yolunda durmaksızın meleyen küçük yavru ağıla geldiklerinde çobanın kucağında uyuyakalmıştı. Simsiyah kulaklı, çok sevimli bir oğlaktı bu. Ama sürüdeki diğer yavrulardan biraz farklı doğmuştu. Çoban yavrunun bacaklarındaki güçsüzlüğü hemen fark etti. Onu kucağına aldı çünkü yavrunun ön bacakları tutmuyordu. Bu haliyle yürümesi imkansızdı. Çoban o günden sonra yürüyemeyen oğlağı heybesinde taşıdı. Hızla büyüyen yavrular otlakta koşup oynuyor, birlikte çok eğleniyorlardı. Bazı günler çoban onlara kaval çalıyordu. Küçük oğlak kavalın sesiyle hüzünleniyor, arkadaşları gibi sıçrayıp oynamayı, dağlarda, tepelerde koşmayı hayal ediyordu. Çoban bir gün sürüsü otlarken küçük oğlağa bakarak yere bir şeyler çizip uzun uzun düşündü. Sonra yamaçtaki fındık ağacından dallar kesti. Onları eğip büktü. Sepet gibi örmeye başladı. Küçük oğlak meraklı gözlerle onu izliyordu. Ertesi sabah çoban sürü ağılda uyurken küçük oğlağı kucağına alıp avluya çıkardı. Ona ağaç dallarından değişik bir bisiklet yapmıştı. Oğlağı bisiklete bindirdi ve yavaşça arkasından itti. Küçük oğlak şaşkındı. Ne yapacağını bilmiyordu. Doğduğu günden beri ilk defa arka ayaklarının üzerinde duruyordu. Gövdesinin ağırlığını hissediyordu. Ama ne olup bittiğini tam anlayamıyordu. Çobanın yardımıyla çekinerek bir adım attı. Bir adım, bir adım daha derken hareket etmeye başladı. Sevinçle meliyordu. Melemeleri öyle yüksekti ki sesinden herkes uyandı. Hemen annesinin yanına gitti. Kanatlanmış küçük bir kuş gibiydi. Artık yürüyebiliyordu. O günden sonra oğlak sürüsüyle birlikte dağlara tırmandı. Arkadaşlarıyla birlikte otladı, oynadı. Sürüye yeni katılan küçük kuzuları, oğlakları, herkesi sırtında gezdirip dolaştırdı. Bizim oğlak bir zaman sonra büyüdü, genç bir keçi oldu. Bahar geldiğinde iki küçük yavru dünyaya getirdi. Yavrularından biri siyah, diğeri beyazdı. Oradan oraya sıçrayıp zıplıyorlardı. Yavrular annelerinden farklı ama aynıydılar. Feridun Oran, farklı ama aynı, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik A. Aşağıdaki bulmacada metinde geçen bazı kelimeler gizlenmiştir. Bu kelimeleri bulup
alfabetik sırayla listeye yazınız. Evet, gizlenen kelimeleri bulduk. Evet, kelimelerden bir tanesi ağıl, bir tanesi avlu, sonra çoban var. Bakın çoban şurada, şöyle. Daha sonra diğer kelime heybe, bakın burada heybe. Sonra kaval var, kaval ise burada. Sonra kuş var. Burası kuş. Daha sonra oğlak. Bakın burada oğlak. Otlak var. Kelimelerden bir tanesi burada. Daha sonra sürü var. Sürü en üstte. Ve son olarak yamaç kelimesi var. Yamaç da burada. Şimdi bu kelimeleri alfabetik sıraya göre dizdiğimizde birinci ağıl olur. A harfiyle başlamış. İkinci avlu. Şimdi yumuşak G ve harfinden önce geldiği için ağıl en başta olacak. Sonra avlu. Sonra çoban, heybe, kaval, kuş. Bu kavalla kuş ikisi de K ile başlamış. Fakat ikinci harflerine baktığımızda kaval A ile, kuş U ile devam ediyor. Dolayısıyla A U'dan önce geldiği için kavalı öne yazdık. Sonra kuş, oğlak, otlak. Bu ikisi de her ikisi O harfiyle başlamış. Fakat ikinci harflerine baktığımızda oğlakta yumuşak G, otlakta T var. Yumuşak G daha önce geldiği için oğlağı öne yazdık. Otlak, sürü ve son kelimemiz de yamaç. Bu şekilde sıralanmış oldu. B. Listeye yazdığınız kelimelerin metindeki anlamlarını sözlükten bulup öğreniniz. Bu kelimeleri ve anlamlarını sözlük defterinize ekleyiniz. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Çoban ve sürüsü nereden dönerken dişi keçilerden biri yavrulamış? Mor tepeli dağlardaki otlaktan dönerken dişi keçilerden biri yavrulamış. 2. Çoban oğlağın farklı olduğunu nasıl anlamış? Ön bacaklarının tutmadığını görünce anlamış. 3. Çoban oğlağı nerede taşımış? Heybesinde taşımış. 4. Küçük oğlağın hayali neymiş? Arkadaşları gibi sıçrayıp oynamak, dağlarda, tepelerde koşmakmış. 5. Çoban küçük oğlağın hayallerini nasıl gerçekleştirmiş? Yürümesini sağlayan bir bisiklet yaparak gerçekleştirmiş. Üçüncü etkinlik A. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Metnin konusu bir çobanın ayakları tutmayan oğlağa yürüyebilmesi için bisiklet yapması. Metnin ana fikri engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmalıyız. B. Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyip belirlediğiniz başlıkları aşağıya yazınız. Engeller aşıldıkça hayat daha güzel olur. Herkes bir engelli adayıdır. Dinlediğimiz metin gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan bir düz yazı türü olan hikayedir. Dördüncü etkinlik. Hikayeyi kendi cümlelerinizle aşağıya kısaca yazınız. Dağda sürüsünü otlatan koca yürekli bir çoban varmış. Bir gün keçilerden birinin yavrusu doğmuş. Yeni doğan yavrunun ön ayakları tutmuyormuş. İyi yürekli çoban, ayakları tutmayan oğlağa yürüyebilmesi için ağaç dallarından bir bisiklet yapmış. Yavru oğlak çok mutlu olmuş. Bisikletiyle koşturup durmuş. Beşinci etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını verilen ipuçlarından yararlanarak yazınız. Dişi. Dişinin zıt anlamlısı erkektir. Küçüğün zıt anlamlısı büyüktür. Siyahın zıt anlamlısı beyazdır. Uzunun zıt anlamlısı kısadır. Önün zıt anlamlısı arkadır. Akşamın zıt anlamlısı sabahtır. Gencin zıt anlamlısı yaşlıdır. Yavaşın zıt anlamlısı hızlıdır. Yükseğin zıt anlamlısı alçaktır. Sonranın zıt anlamlısı öncedir. Ağırın zıt anlamlısı hafiftir. İlkin zıt anlamlısı sondur. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Bu haberle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Öğrencilerden çevreci bir iyilik hareketi. Kütahya'daki bir ilkokulun öğrencileri öğretmenlerinin rehberliğinde Engelleri Aşalım adlı bir kampanya başlattı. Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden başlatılan kampanya kısa sürede beklenenden fazla destek gördü. Öğrenciler kampanya kapsamında pet şişe kapakları topladılar. Topladıkları kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği adına geri dönüşme gönderdiler. Elde ettikleri gelirle sadece bir ayda 100 tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olanlara ulaştırdılar.
Öğrenciler mutluluklarını sosyal paylaşım sitesi üzerinden şöyle duyurdular. Bir ayda 10 tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olanlara ulaştırmayı planlamıştık. Bu sayı sizlerin de desteğiyle 100'e çıktı. Kampanyamız devam ediyor. Sizlerin de desteğiyle hem engelleri aşacak hem de daha temiz bir çevreye sahip olacağız. Teşekkürler Türkiye. Bu kitap için yazılmıştır. Haberde omurilik felçlileri için düzenlenen tekerlekli sandalye kampanyasından bahsedilmektedir. Bu gibi kampanyalar engelli vatandaşlarımız için çok faydalıdır. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapılan bu kampanyalarla yürüyemeyen engellilere topluma kazandırmış oluyorlar. 7. etkinlik A. Aşağıdaki açıklamalara göre görsellerde ifade edilen duyguları belirleyiniz. Bu duyguları belirten cümleleri seçenekler arasından bulunuz. Bu cümleleri ilgili konuşma balonuna yazınız. Konuşurken yüz ifadelerimizle, ellerimizle, kollarımızla, beden duruşumuzla duygu ve düşüncelerimize uygun hareketler yaparız. Sözlü olmayan bu iletişim biçimine beden dili denir. Beden dili anlatmak istediklerimizi karşımızdakilerin daha kolay anlamasını sağlar. İlk resimdeki çocuk sessiz ol diyor. İkinci resimdeki çocuk ise çok korkmuş. Korkuyorum diyor. Üçüncü resimde yoruldum ifade edilmekte. Dördüncü resimde öfkeli bir kızı görüyoruz. Öfkeliyim diyor. Beşinci resimdeki mutlu olduğu için sevinçli bir haber almış. Yaşasın demiş olabilir. Son resimdeki de elini kulağına tuttuğu için duyamıyorum demek istiyor. 8. etkinlik. Aşağıdaki afişi inceleyip afiş hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Engel değil destek olalım, engelleri birlikte aşalım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Afiş bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan resimli duvar ilanıdır. Afişler kalabalığın görebileceği yere asılır. B. Bu afişe uygun farklı bir slogan belirleyerek aşağıya yazınız. Unutma, sen de bir gün engelli olabilirsin. Slogan, bir fikri veya düşünceyi yaymak amacıyla ortaya atılan etkili ve akılda kalıcı kelime ya da kelime grubudur. Sizler de bir iyilik kampanyası düşününüz. Kampanyanızın tanıtımı için tasarlayacağınız afişlerde kullanılabilecek sloganları aşağıya yazınız. Engelleri beraber aşalım. İyilik eden iyilik bulur. Hayat paylaştıkça güzeldir. 9. etkinlik. A. Aşağıdaki yazımları inceleyiniz. Ortak özelliklerine göre gruplanan bu kelimeleri özenli ve okunaklı şekilde ilgili satırlara yazınız. Elma, Türkiye, kedi, çilek, Almanya, arslan, üzüm, Azerbaycan, tavuk, brokoli, Fransa, kuzu, ıspanak, Japonya, köpek. B. Bu kelimeleri ifade ettiği kavramlara göre gruplandırıp gruplardaki kelimelerin ortak özelliğini söyleyiniz. En soldaki kelimeler sebze ve meyve isimleri, yiyecekler. Ortadaki grup ülke isimleri, en sağdaki grup ise hayvan isimleridir. C şıkkı. Kelime gruplarından bir kelime seçip seçtiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Ispanakta demir vitamini bulunur. Teyzemler Fransa'da yaşıyor. Köpeğim Tarçın'ı veterinere götürdük.